Buyurun efendim. Psikolog doktor Yeter Hanım'ın muayenehanesine hoş geldiniz. İçeri buyurun lütfen. Hoş gelmek değil, hoşça ayrılmaktır önemli olan. İnsanın yaptığı kötülük yaşar ardından, iyilikleri ise toprağa gider kemikleriyle. Bırak, öyle olsun hepimiz için de. Ben buraya kötü... Plan Noli ya! Oğlum Noli bir tane karizmatik giriş yapamayacağım mı ben ya? Ya çok pardon İsmail abi ya. Müziği başka kaydın üstüne çekmiştim. Sen lafı uzatınca o girdi. Kusura bakma. Hanımefendi, merhaba. Merhaba. Kız ellerin ne kadar yumuşak? Evet. Sen ne kullanıyorsun? Panda sütü özlü krem. Neyli? Panda sütü özlü krem. Ben de onu kullanıyorum. Bak taş gibi benimkiler. Kıldan. Noli oğlum Noli ya. Biz buraya haraç almaya geldik. Neyin? Şeyin Ali'sin tarifini ya. Ortamı niye yumuşattın hemen? Efendim, sizin ne vardı? Geçmişe dönme, geleceğe dönememe, alt ıslatma, geçimsizlik terapisi. Ha buranın sahibi kimdir, sen misin? Hayır, ben değilim. Yeter Hanım. Allah'ını seversen git çağır bakayım ya. Nedir buranın sahibi gelsin? Tabii, hemen siz burada keyfinize bakın. Ben kendisini çağırıp geliyorum. Pardon. Plan rezil ediyorsun beni. Her gittiğiniz yerde yemin ederim ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Yeter. Hoş geldiniz. Oturun buyurun. Buyurun oturun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nedir sorununuz efendim? Hoş bulduk Yeter Hanım. Keçiydik, yeni tüken açmışsınız. Bir bizim Pilal'le bakalım dedik. Hayırlı olsuna gelelim dedik. Efendim önceki sizi düzelteceğim çünkü burası tüken değil. Burası muaya yani. Ne? Muaya yani. Muaya yani. Kalk kalk kalk. Gel kayısın. Ya lütfen ya. Doğru gel, gel, gel. Tamam. Bak, herkes anladı. Öyle ben de at diyeyim, onlar başka bir şey anlatıyor. Öyle bir şey mi var? Öyle değil mi ama Aziz abi? Tabii tabii. Geçiyorduk. Böyle yeni tüken açmışsınız buraya. Biz de uğradık dedik hayırlı olsun. Evet. Öncelikle düzelteyim, burası tüken değil. Burası muaye yani. Ne? Ya. Ya hocam burada bir muayaya yani nedir? Hocam lütfen. Biz yanlış yere geldik herhalde İsmail abi. Vallahi ben muayaya yani görmedim yani. Bilmiyorum yani. Tüken bilirim muayaya yani görmedim yani. Ya hadi. Ya. Tamam hızlı yapınca oluyor. Hanımefendi. Sana öyle geliyor bence. Çok olduğu yok gibi. Hanımefendi biz... Evet. Ha buraya yeni bir tüken açmışız. Geçiydik, tamam. Dedik bir gelelim dedik, bir hayırlı olsun diyelim dedik. Yanlış mı ettik? Efendim öncelikle burası tüken değil, burası muaye yani. Oluyor ya, vallahi oluyor. Hızlı söyleyince herkes anladı şu anda. Bak herkesin anlaması her şeyi çözmüyor. Yani... Söyleyebilen var mı aramızda? Sesi güzel olan söyleyebilen var mı biri? Orada gel arkadaki ama fırla. Sen de oradan de. Yeter'in arkasına çök. Otursun artık hocam yok, benim karizma ayarlı eksik. Olur mu ya? Olur mu? Çök. Yok. Dublaj mı yapacak? Ha. Burası diyecek, duracak. Siz söyleyeceksiniz o da ağzını oynatacak tamam mı? Hadi. Sonra oradan yavaşça azalarak yok olacaksınız. Arkadan da olur. Sağ ol canım. Yanlış söylersen çok sevinirim, tamam mı? Çaktım. Hadi. Buyurun. Hanımefendi. Dejavu. Yeni tüken açmış. Hanımefendi. Geçiyorduk, uğradık. Ha buraya yeni tüken açmışsınız. Bir hayırlı olsun diyelim dedik. Efendim, öncelikle burası tüken... Muayenehane. Olmadı, olmadı. Karnından konuşuyor. Hadi. Evet.
Hanımefendi. Yeni tüken açmışsınız. Bir dakika bakayım. Yok yok tamam. Yaşamış gibi daha önce olmuş gibi. Siz göreceksiniz kendinizi. Adiler. Tamam söyle. Hanımefendi. Yeni tüken açmışsınız. Biz de geçerken uğradık. Hayırlı olsun diyelim dedik. Efendim öncelikle burası tüken değil. Burası muayenehane. Öyle mi? Biz buraya kadar çalıştık. Biz dedik bu söyleyemez nasıl olsa. Aziz Hoca bunu mahvetti. Ya mahvettiniz ya. Yeter'in lafından alalım. Burası tüken değilden. Söylesin. Adın ne? İrem. İrem de arkaya doğru yok olacak söyleyeyim. Biz de onu görmeyeceğiz. Evet. Hanımefendi. Geçiyorduk, uğradık. Yeni tüken açmışsınız. Bir hayırlı olsun diyelim de. Efendim, öncelikle burası tüken değil. Burası muayenehane. Öyle mi? Ha, ya hanımefendi benim bu sırtım çok ağrıyor. Böyle bu topuktan başlıyor, iki adım atayım sızımı geliyor buraya kadar. Ya plan ne oluyor sana ya? Niye muayenehaneye geldin de birden her yerin ayrı oynamaya başladı ya? Oğlum bir dursana. Yalnız siz burayı yanlış anladınız. Burası öyle normal bildiğiniz doktor hasta ilişkisi yapılan yer değil. Burası terapi izin merkezi. Ben de terapistim. Burada sizi terapist yapacağım. Terapisin? Aynen öyle. Buranın adı ne? Ulan söylemezse. Efendim yanlış anladınız. Burası terapizm. Burası terapizm ne Allah aşkına? Yeter be. Benim de bir kafam karışmadı değil yani açıkçası. E hadi ama ya saat kaç oldu? İnsanlara işi gücü var ya. İsmail sence problem ne? Muayenehane problem. Kesildiyse ben biraz daha öncesinden alayım. Yok gerek yok. Gerek yok hocam. Ben hemen şeyden alayım. Yok İrem'i yolladık. Efendim siz beni yanlış anladınız. Çünkü ben terapistim. Burası da terapi izin merkezi. Ben burada terapi yapıyorum. Terapisin mi? Terapistim değil efendim. Terapistim ben. Terapist. Şimdi mesela ben sizin içinizden giriyorum, dışınızdan çıkıyorum. Yani sizin çocukluğunuza giriyorum. Problemleriniz. Bakın ne kadar ben sorunsuzum. Ne kadar problemsizim. Ne kadar hasta değilim. Görüyorsunuz ne kadar normalim. Sizi de o şekilde benim tarafıma doğru çekeceğim. Bütün sorunlarınızı çözeceğim. Başlayın. Nedir sorununuz? Vallahi bizim bir sorunumuz yok hanımefendi. Asıl sorun sizin. Bizim mahalleye geldiniz. Bir tüken açtınız. Ne dediniz ona? Neyse. Hiç sormadınız bu İsmail abimize. Haca biz burada tüken açabilir miyiz? Haca biz bunu açamaz mıyız? Yani burada iti var, kopuğu var. Yani sizi korunmak lazım sonuçta. Bizim lokalden uşaklara eğer siz her ay belli bir miktar para verirseniz... Biz sizi bir miktar koruruz değil mi Pilal? Çok ilginç bir koruma içgüdünüz var değil mi? Acaba bu içgüdü nereden geliyor? Nereden mi geliyor? Hı-hı. Ben sana hemen söyleyeyim. Şöyle evet. Uzanayım mı? Buyurun. İsmail abim hep böyleydi. Hı-hı. Mahallede birinin başı sıkışsın koşar yetişirdi. Koşar yetişir. Evet. Bence bunlar hep o alçak babası yüzünden. Bunları küçükken bırakmış, bir usul peşine gitmiş. Sonra karı buna tekmeyi vurunca koşmuş gelmiş bunlar. Ama ne fayda. Çocuğun kafa gitmiş bir kere. Kafa gitmiş. Ulan ne oluyor oğlum ya? Niye her şeyimi anlattın karıya? Bak her şeyi not alayım ya. Demek başkalarına babanızdan bahsedilmesinden hoşlanmıyorsunuz değil mi? Oralarda böyle bir pürüzlü bir şeyler var. O baba şeyi... Ya sana ne kardeşim benim anamdan babamdan? Ver paramızı gidelim da ya. Böyle ısrarcı. Böyle baskıcı bir yapınız var. Böyle her biri olsun, hemen böyle olsun yapısı. Size de bu şekilde davranıyor mu? Hep. Hep. Hemen her şey olup bitsin istiyor. Ne olup bitsin? Olmayınca da kafama vuruyor. Ya diyorum İsmail abi kendini yıpratıyorsun. Sen niye böyle yapıyorsun diyorum. Yok. İlla olsun hemen. Yok diyor. Tamam. Ya Bilal ben bu kadar ısrar etmesem acaba biz nereden para kazanacağız? Niye bu kadar üstlendin üstüme ya? Ha, her şeyi sen yapıyorsun.
Ben hiçbir şey yapmıyorum ha. Öyle mi İsmail abi? Ben buralarda dolaşmasam, mahallede kim dükkan açmış sağa söylemesem, sen nasıl bulacaksın onları? Ama yok, Bilal hiçbir şey yapmıyor. Bilal adam mı ya Bilal? Aman, bıktım artık vallahi. Ya Bilal niye öyle değilsin ya? O kadar da seviyorum seni ya. Biraz hoyrat davrandım tamam ama neyini korumadım, neyini kollamadım. Bugün günlerden ne İsmail abi? Ne günlerden? Bugün bizim 14. yıl dönümümüz. Bilal karı gibi günlerimi sayarsın. Sayıyorum tabii. Eskiden böyle miydin sen? Alırdın beni, götürürdün bir yerleri basardık yıl dönümümüzde. Havalara sıkardık, ne eğlenirdik ama şimdi. Hiç yok, hiç yok İsmail abi. Çok değiştin, kabul et ya. İsmail Bey, şöyle lütfen rahatlayın ve bize anlatın. Sorununuz ne? Neden bu sinir? Neden bu baskıcı tavır? Babanız sizi hiçbir zaman sevmedi mi? Ya da siz babanızı hiçbir zaman sevmediniz mi? Hani herhangi bir otobüse, metrosa falan başınıza bir şey geldi mi? Eğer bir topunuz varsa o neredeydi? Yani neden bu kadar gerginsiniz? Bu kadar sinirli olmanızın sebebi ne? Niçin gözleriniz bir böyle kendinizi geriye doğru kasıyorsunuz? Bunun bir amacı var mı acaba? Başak aranızdan gelen bir içinize doğru hissettiğiniz çocukluğunuza dönen bir takım problemler yaşandı mı? Bunları lütfen bize rahat rahat anlatabilirsiniz. Normal sağlıklı bir insan gibi. İçiniz normalde dışarı... Babam vejetaryendi! Uzan, uzan! Benim babam vejeteryen idi. Sen bir Karadenizlinin hamsi yememesi nasıl bir şeydir sen bilir misin? Çok rahat, güzel. Ağlayın, salın, koy verin gitsin anasını satın. Ya akada da değil ya. Ne oluyor Pilal bana ya? İsmail abi, senin bu nobran tavırların bundandı demek. Bu taş kalpliliğin hep bundanmış ya. Pilal, baba olmak çok zor şu. Gerçekten sana bu balık edemediysem çok özür dilerim. Deli misin sen be? Ne alakası var? Sen babaların şahısın. Ver o elini öpeyim. Vallahi öpeyim. Yok. Lazım gerçekten sağ ol. En iyi adamımla benim aramı düzelttin. Ben şu ana kadar hiçbir şey yapamadım. Bu sizin ilk adımınızdı. Şimdi bundan sonra birey olmak için birkaç kere daha böyle geleceksiniz, gideceksiniz muhayyeneme. Bundan sonrasında da haftada 4 kez, günde 2 saat olmak üzere Ayda Topel'de 8 saat boyunca bir araya geleceğiz burada. Yalnız şimdi 800 liramı peşin almam gerekiyor. Onu hemen alabilirsen hallolacak. Ben de tam yok muhayyeneme. Hemen olursa lütfen yaz acelem var. Sende var mı bir şey? Bende kira var abi. Biraz çabuk olabilir miyiz? Ev kirası var. 6 lira mı senin ev kirası? 6250 bir kere. Buyurun. 800 var mı burada? Var. Bravo. İyileşiyorsunuz. Hatta ilk adım attınız. Tekrar bekliyorum sizi. Hadi görüşürüz. La Pilal ne oluyor? Biz buraya para almaya geldik. Cebimizdeki bütün parayı verdik ya. Ya bırak İsmail abi. Paranın ne önemi var ya? Biz birbirimizi kazandık yeniden. Öpüşmeyeceğiz inşallah. Rapa pa 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 pa